Fera Klasik'te dikkat çekici yükseliş işte fiyatı etkileyen faktörler diye söylüyor. Biz de buna bir göz atacağız. Lounge için yapılan açıklamaları ve ana hatlarıyla karşımıza gelen yükselişler nerelere erişebilir gibi konulara değinmeye çalışacağız. Fera Klasik'ten dikkat çekici yükseliş işte fiyatı etkileyen faktörler. Tabii şu an belli ki artık önümüzdeki günlerde şu kadar aşağı bu kadar yukarı. Fakat şu anda belli ki Lunch ATH'tan kafayı çıkarabilmeye yönelik yukarı hareketleri açıkça benimsemiş halde karşımıza çıkıyor ve çok ciddi bir yükseliş trendinde bulunuyor. Pozisyon alımını önceki videoda da söyledim, pek önermiyorum çünkü ciddi şekilde sarsan hareketlerde bulunabiliyor. Dolayısıyla Lunch tarafında burada pozisyon alımı gibi hareketlerde bulunmamanızı ben tavsiye ederim. Hareket edilecekse de spot'tan hareket edilmesi gerekiyor diye durumu açıklayabiliriz. Onun haricinde tabii ki yükselişler devam ediyor. 27'lerin kırılımı daha sert yukarı hareketler. 3.0 4'lere doğru 3.0 4 4.5 seviyelerine tek parti yükselişlerini bile getirebilecek kadar kuvvetlidir. İkincisi yine önemli bir konu. Tabii ki BTC'nin hareketleri. Lunge'u birebir de etkileyen faktörler diye biliyorsunuz konuya giriş yapıyor. BTC yani direkt BTC. Hatta şu an diğer altcoin'lere göre BTC'nin Lunge üzerindeki etkisi daha yüksek. O yüzden bunu da açıkça anlamak lazım. Bu noktada Bitcoin'in yükselişlerine devam edebilmesi Lunge'u besleyen ana unsurların başında yer almaya devam ediyor. Benim buradaki genel görüşüm biliyorsunuz ki Aralık ayında daha doğrusu 2023 bitmezden evvel BTC'de 44.545 binlere zirvenin görülmesi olacağını dile getiriyorduk. Fakat bu geceki kapanışla birlikte yine zannediyorum önümüzdeki günlerde bile gece 3'teki kapanışla beraber önümüzdeki günlerde bile 44.5-45 binlere kadar deneme olabilir. Tabi buradaki farklılık şurada olduğu gibi böyle birazcık zorlanıp öyle direnci patlatabilir. Bu şekilde bir süreç beklenecektir. Ama 45 binler alınacaktır kanaatindeyim. Günlük kapanışını ortalama şu anki fiyatlarından yapsa bile Bitcoin yeterli olacaktır. Yükselişler eşliğinde piyasanın kalan kısmının da tabii önünü açacak olan bir faktördür. BTC'nin yükselişi diye söyleyebiliriz. Bakalım. Tabii şey de var mesela yükselişi etkileyen faktörler diyor. Birbirlerini de etkiliyorlar ama biz ekosistem geneli için konuşuyoruz veya muhakkak şunu herkes biliyor. Ekibin yeni adımları, Binance'ın potansiyel adımları, söylemler, işte yeni listelemeler, odur budur. Tabii ki bunlar da etkiliyor. Ama bunlar ana hatlarıyla aslında birer sürpriz olduğu için bunların değerlendirilebilecek bir kısımları yok yani. Şimdi Binance yarın tutup yeni bir listeleme de duyurabilir, duyurmayabilir. Neyi değerlendireceksin şimdi? Lunch kripto para piyasasında adeta bir çıkış yıldız gibi parlıyor. Ha, şunu söyleyeyim şu anda yine bilinenler arasında bilinen ayın 8'i. 8 Aralık'ta biliyorsunuz ki saat 16.20, 16.21 gibi yükseltme var. Bir de tabii ki bu Lunch'un fiyatlarını etkileyebilecek ana unsurlar arasındadır. Son dönemde yaşadığı etkileyici yükselişle birlikte Lunch 3.026.14 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu çarpıcı performans özellikle geçen yılın ortasındaki genel düşüş eğilimine rağmen dikkat çekti. Aynen. Meme coin furyasının etkisi altında olan birçok dijital varlık belirli bir popülerlik kazandıktan sonra yüksek volatilite ve hızlı değer artışlarına tanık olabiliyor. Tera klasik bir meme coin olmasa da hızlı fiyat artışları meme coin taklitçisi olarak nitelendirmesine neden oldu. Bir meme coin'dir Lunch. Bakın bunu söyleyebiliriz. Hani bir işte ekosistem var falan. Bunların hiçbir önemi yok. Yatırımcının bakış açısı
Yatırımcısının hareket normali neyse bir kripto para da odur, bu kadar. Sen istediğin kadar ekosistem sahibi ol. Kullanılmıyorsa ve yatırımcılar bir meme coin gibi muamele ediyorsa sen bir meme coin'sindir arkadaşım. Sadece vizyonuna hitap etmiyorsundur. Senin gerçeğin bir meme coin olduğundur. Lunge da öyle tabii ki. Son yükselişli 3.03 dolarlık direnç noktasını test etme potansiyeli taşıyor. Bu durum kripto para analistleri arasında yeni bir tahmin turnu başlatarak yatırımcıları heyecanlandırıyor. Birkaç saat önce ulaşılan 27'lik diyor, bu yıl kaydedilen en yüksek seviyeyi temsil ediyor. Ve bu etkileyici yükselişle birlikte işlem hacmi %228 oranında arttı. Aynen şu ana baktığımız zaman zaten 1.2 milyar dolarlık, hatta neredeyse 1.3 milyar dolarlık bir yüksek hacim var. Ancak kripto para piyasasının doğasının getirdiği volatilite ve belirsizlik göz önüne alındığında yatırımcıların dikkatli olmaları önemlidir. Yatırımcılar piyasa trendlerini yakından takip eder, kararını dikkatlice değerlendirmelidir diyor. Aynen. Zaten yatırım yapılacaksa önceki seviyelerde bu yatırımlarda yer alınması gerekiyordu. Şu anda yapılan yatırımlar kazanç sağlar mı? Sağlar. Ama tabii ki de risk faktörü her zaman piyasa içerisinde bulunmaktadır. Yani şiş fiyatlardayken şu an yatırım yapmak yatırımcı için de çok akıllıca bir durum olmayacaktır. Lunge yükseliş tetikleyicileri önceklerden bahsediyorsa, evet, 3.9 milyarlık bir lunge yakımı oldu. Öncesinin toplamda 6 katıydı binasın yakmış olduğu miktar ve bu noktada tabii ki yakım gerçekleşti. Bunlar fiyatların yükselmesine pek bir etki etmedi. Hatta geldikten tabii saatler sonra fiyat yükseldi. Ancak bunun Binance kaynaklı olmadığını da anlayabiliyoruz. O yüzden hani spekülasyon yaratıp vay be işte Binance yaktı, Lunge de uçtu tarzında bir durumdan da bahsedemiyoruz. Muhtemelen Aralık ayının yakımı, ayın birindeki yakım, yani 1 Ocak'ta muhatap olacağımız yakım, bundan da daha yüksek olacak. Belki 10 milyar civarında bile bir Binance yakımıyla karşılaşabiliriz. Çünkü açıkça korkunç derecede yükselmiş hacimler görüyoruz. Çok ciddi yükselen bir işlem sayısı ve hacim olduğu zaman tabii bu da dolayısıyla Binance üzerindeki toplam Launch Coin yakımını birinci elden etkiliyor. Genel olarak durumlar bu şekilde. İlerleyen videolarda değerlendirmeyi sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.